Sizden gelen rüyalar değerli izleyicilerim. Bilgisayarım önümde rüyalarınız şu şekilde gözüküyor ve hepsini elimden geldiği kadar yorumlayacağım. Güzel bir hafta, uğurlu bir hafta olsun. Özellikle bir izleyici Aynur Öztürk 6 gün önce yazmış. 52 yaşında. Rüyamda sürekli koluma takılmış bilezik görüyorum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Aynur Hanımcığım, yani buradaki bileziğin altın olup olmadığı ile ilgili bir sorunumuz var. Eğer altın ise hanede yaşadığınız bazı krizler, sıkıntılar sizi gerçekten yorabilir. Ama eğer altın bilezikse sizin içsel dünyanızdaki yaşadığınız sorunlar bitip maddi olarak rahatlama. Eğer normal bir bilezik takıyorsanız ev ya da beklediğiniz bir evrakla ilgili olumlu bir sürece gireceği, aslında bir nevi zinet eşya kadın için helal. Yani sizin beklediğiniz haklar, ama şöyle bir durumumuz var. Sizin erkek çocuğunuz olabilir. Erkek çocuğunuzla alakalı güzel bir aydınlık ve güzel bir noktaya erişmeyi temsil eder. Keri çiçek, geçmiş olsun, sizi seviyoruz. Ay kıyamam, rüyanı yazmamışsın. Çok teşekkür ediyorum. Güzel bir düşüncenizle alakalı. Elvan Aylin, Aylin. Araba çekmişler, park ettiğim yerde yok, telaş içerisine girmişim, arabamı arıyorum, sevgiler. Elvan Aylin'cim, arabanızın çekildiğini gördüğünüzü ve arabanızı aramanız bir para kaybı ya da işinizle alakalı yaşayacağınız bir stresli bir durum var ve uzun süredir de çözemediğiniz, çözülmesini istediğiniz haklarla alakalı noktada bayağı bir gerginlik yaşanacak, dikkat edin diyorum. Onur Memiş: merhaba, ben 54 yaşım. Rüyamda sevdiğim iş arkadaşıma yardım ettim ne anlama gelir? Duygusal olarak kendi içinizdeki yaşadığınız bazı karışıklıklar var. Ve bazı mutsuzluklarınız var. Bunları toparlamaya ihtiyacınız gerekiyor. Bir arsa üzerine bir ev yapmak ya da bir evle ilgili bir oluşum içerisine gireceksiniz. Mirası da temsil eder. Selma GNT: rüyamı yorumladığınız için teşekkür ediyorum, rica ederim. Dilber Tolga: sizin çok güzel enerjiniz eksik olmasın, Allah'a emanet. Dilber'cim, rüya da yok, olsun. Neyse, herkes bana sevgisini ya. Bahar Aksu: rüyamda Cumhurbaşkanı'nın merdivenleri kum torbalarına basarak hızlı çıktığını gördüm. Her basamakta asker vardı. Başak Burcu'yum, 38 yaşındayım. Aslında Cumhurbaşkanımızın kariyeriyle ilgili bazı yaşanacak sıkıntılar, ama hızlı bir şekilde yeni bir oluşum ve her basamakta asker var. Yani sizin bu dönem hayatınızla alakalı hiç beklenmedik verimli olaylar, özel hayatınızla ilgili yaşadığınız karmaşıklıklar, kendi içinizdeki yaşadığınız sorunların bitip hızlı hızlı şekilde yıl sonuna kadar çok güzel bir aydınlanma yaptığınızı gösterir. Elif Ceyhan: rüyamda Cumhurbaşkanı'nı gördüm. Ağaçlar arasında röportaj veriyordu. Benim yanımda da Funda Arar vardı. Elif Ceyhan: evet, kendi kariyerinle alakalı kitap ya da meraklı olabilirsin bu tarz şeylere. Eğitim ya da eksik olan bir nokta ya da ailenizde eğitim konusuyla ilgili eksik olanın toparlanma. Ağaç görmek, köklenmek, aile düzeninizdeki her şeyin verimli noktaya erişmesidir. Bazı insan, belki size Cumhurbaşkanı görmek yaramayabilir, ama ailenize ait bir erkeğin çok güzel bir şekilde hayatınıza giriş sağlayacağı ya da uzun süredir eksik olan bir ilişkinizin netliğe kavuşmasına temsil eder. Mucize: rüyam gökyüzünde gökkuşağı çıkmış, koşarak altına üç, ne olur dilek tut. Dilek diliyor musun? Evet, dilek diliyorsun. Kalbinden 3 niyet dile şu dönem ve beni dinlediğin zaman o 3 dileğin de kabul olacak. Gökkuşağı kafana doğru da belki kendinle ilgili beklediğin yenilikler, oluşmasını istediğin mucize ve kariyer isimle alakalı çok güzel aydınlanmalar yaşayacaksın. Beklenmedik bir araç ya da hanenizi ilgilendiren bir araç size mutluluk ve enerji verecek, gösteriyor. Gürdal Savaloğlu: tepsi içinde çeşitli baklavalar gördüm. Ayaküstü düştüm. Tayyip Erdoğan ve eşi de tepsiden baklava yiyordu. Vallahi şöyle söyleyeyim. Tayyip Bey'in ya da eşinin hanesinde bir kadın cenazesi temsil ediyor. Bir sıkıntı durumu söz konusu olacak. Ve aynı dönem sen de aynı sıkıntıyı yaşayacaksın. Bu rüya biraz sıkıntılı. Ali Turna: siyah bir at ve parlak güzel sen bakacaksın diyorlar. Disiplinli bir yer ve askeri bir mekan. Sanki oraya
Atanmışım. Evet, devletle alakalı beklediğin konum, mertebe, bununla ilgili büyük beklentilerim var. Allah nasip ederse bu büyük beklentilerin feraha ve aydınlığa gireceği ve gitmen gereken ataman ya da yolun olabilir. Bununla ilgili çok güzel aydınlanmalar yaşayacaksın. Esra Can Bakış, Balık burcu 20. Rüyamda sürekli polis özel hareket tarafı. Evet, polis olamazsın. Doğru söylüyorsun. Ama devletle alakalı bir üniforma gireceksin ve işin çok güzel ve keyifli olacak. Devletle bağlantılı bir insandan destek alarak bu kapını aydınlığa girecek. Mustafa Gür, Emine Hanım, 70 doğumluyum. Balık burcuyum. Rüyamda bir yılanın kafasını koy. Kendi rızkını, kendi bereketini, kendi hatalarına ziyan edebilirsin. Para harcamalarını lütfen ihmal etme. Lin OES, ablacığım, rüyamda konuşmadığım görümcemin evini satın aldım. Yani o evi satın aldığın takdirde büyük kıyametler ve sıkıntılar yaşanacak. O görümcenizden ya da o aileden gelen bazı haksızlıklara birebir şahit olacaksınız ve canın sıkılacak. O yüzden onlardan uzak durabildiğin kadar dur lütfen. Can Şenliğim. Rüyamda ben, eşim ve oğlum çifte telle oynuyorduk. Merdiven başında müzik yok. Merdivenden inen bir kadın sorunca eşim, oğlum isterse ben oynamaz mıyım dedi. Ayrıyız. Yani bu eşinizle alakalı bir kadın olabilir hayatında. Çok uzun süredir gerginlikler yaşıyor olabilirsiniz. Üzüntülü ve bu konuyla alakalı noktada ciddi yasal mahkemeleriniz olabilir. Şimdiden hazırlıklı olun diyorum. 24 yaşındayım. Sabiha Yıldız. Rüyaya niyet ederek uyumuştu. İş yerine girdim. İş yerinin sahibi yokmuş. Loş bir ortamda. Ardından yukarıdan bir anahtar sanki bana çıkarttım. Çıkarken anahtar geri gittim. Kendine iş kurmak, işinle alakalı başarılar elde etmek istiyorsun ama anahtar senin evlilik yapacağın hayırlı bir kısmetin ve bu kısmet sana mutluluk ve maddi olarak da çok büyük bir aydınlanma yaşayacağını gösterir. Ayşe Sönmez, İkizler burcuyum, 42 yaşındayım. Rüyamda bana makarna ve kuru fasulye, eşimin öleceğini söylediler. Eşinin kalp ve damar problemiyle alakalı sıkıntıları olabilir. Makarna berekettir. Kuru fasulye biliyorsunuz gaz sert çıkar ama sonuçta tane tanedir. Eşinizin bir sağlık problemi olabilir ama eşinizin ailesinden bir sıkıntının gözyaşını dökeceksiniz ve miras ya da haksız laflar gündeme gelebilir. Dikkat diyorum. Hani gaz çıkartıyoruz ya kuru fasulye yer ama makarna bereket hamurdur, aydınlanmadır. Rüyamda Cumhurbaşkanı'nı toprakta yılan balık da kurbağa çıkarıp yedik, şakalaşarak gülüştük. 11. kattan inşaattan bana otel verdi. Burcum balık, 26 Şubat. Lütfen yoruma. Şans meleği şaka gibi gerçekten şakalarak görüşmüş. Gülüşmek sıkıntıdır. Toprakta yılan, balık ve kurbağa çıkarıp yediğiniz, yani rızkınız ve bereketinizle alakalı iftiraya uğrayabilirsiniz. Bazı karışık olaylar sizin hayatınızda sıkıntı yaratabilir. İlişki konusunda yaşadığınız bir ilişki size iftira atabilir. Yakın bir dostunuzun size zarar vereceğini gösterebilir. Dikkat diyorum. Ayaz. İsmim Letafet, 37 yaşım. Rüyamda küçük oğlumla bir kiraz bahçesindeki hoşete kirazı topluyoruz. İki tencere bana bizler dokundular. Sonra verdi, karanlıktan tünele düştü. Oğlum hemen telefon ışığını yandı. Kiraz şu an mevsimdeyiz. Aile içerisinde yaşanan bazı pürüzler, sıkıntılar ve psikolojik olarak çok yorgun olduğunuz gözüküyor Latife Hanımcığım. Psikolojinizi bir düzeltin. Çocuğunuzun kariyeriyle alakalı kaygılarınız var. Genetik bir sinirsel sağlık probleminiz olabilir. Bunu mutlaka ileriki hayatınızda sorun olmasın diyerekten kendinize bir değer verin ve bunu bir an önce toparlayın istiyorum. Sedef. Rüyamda rahmetli annemi ve halamı görüyorum. Beni yanlarına çağırırlar. Ben gitmiyorum. Önüm başka bir tarafa çeviriyorum. Dereden geçiyorum. Yanımda bir tane vaşak güçlü bir hayvandı. Sedefciğim, çok uzun ömürlüsün. Korkmana gerek yok. Güçlü bir beklediğin bir hak, miras, 4-5 kişi arasında yaşanacak bazı mal konularımızla ilgili sıkıntılar yaşayabiliriz. Ama sen
Ne olursa olsun hayatındaki her şeyi geride bırakıp yepyeni bir hayat ve mutluluğun tadını bulacaksın. Çok uzun süredir ağlama krizlerin, kendi içinde yalnızlıklar yaşıyorsun. Bunları toparlarsan sevinirim. Mert Sule, 30 yaşın 37 yaşındayım. Rüyamda sürekli bir tanıdıklar, evimde kalabalık misafir grubum, yemek ikram ve telaşlı içeride oldum. Ya şöyle söyleyeceğim Mert Sule, hayatınla alakalı iki tane iş kapın var. Bu iş kapını çok büyük bir aydınlığa getirirsen, çünkü çok büyük hatalar yapmışsın, iyi niyet mağdurusun. Hayatında çok güzel oluşumlar yaşayacaksın ama kendi cesaretin yok. Çünkü tanıdığın ve bildiğin insanlardan çok büyük bir para kaybı. Kız çocuğun varsa yeni bir anahtara geçmek, erkek çocuğun varsa da oturduğun evi satıp yepyeni bir ev almaktır. Sevgiyle kalın. Hissettiklerim bu kadar. 10 dakikadır bayağı bakıyorum. Her hafta birinizin rüyalarını yorumlamaya çalışacağım. Sevgiyle umutla kalın. Hoşça kalın. Çok zor oluyor. Bilgisayardan oku. Gel buraya bakmadan yorum yap. Hepinizi çok seviyorum. Takipte kalın. Yorum yapın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.